2020 çerçeve programı kapsamında yerel yönetimlere yönelik açılan yeşil mutabakat çağrısı hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapıyor olacağız. Öncelikle bu toplantının düzenlenmesi konusunda ön ayak olan Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya, TÜBİTAK Başkanı Sayın Hocam Profesör Doktor Hasan Mandal'a, şahsım ve tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum. Bizleri bu vesileyle özellikle pandemi süreci gibi zor bir süreçte verimli çalışmalar konusunda bilgilendirme için ön ayak oldukları için. Özellikle içinden geçtiğimiz tabii bu zorlu süreçte daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için sadece doğal ekosistem değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik ekosistemlere de bıraktığımız izlerin minimize edilmesi, hatta tabiri caizse sıfırlanması gerektiği aşikar, hepimizin fark ettiği bir gündem. Başta bugün üzerinde konuşacağımız çağrı, proje çağrısı olmak üzere dünyada, Avrupa'da ve ülkemizde birçok kurum ve kuruluş bu hedefe yönelik araştırma ve yenilikçi temelli çalışmaları bildiğiniz gibi desteklemekte. Mali destek olabilir, diğer destek türleriyle de olsun. Ve öte yandan benzer biçimde de son yıllarda hepimizin üzerinde sıklıkla konuştuğu, kafa yorduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplam 17 ve 160'a yakın alt hedefleriyle beraber bunların yerelleştirilmesi sürecinde de yenilikçi bir bakış açısının yerel yönetişim modellerine yansıtabilmesi çok önemlidir, ön plana çıkıyor. Ve detaylarını birazdan dinleyeceğimiz konuşmalara geçmeden önce araştırma konularım da şahsen benim de içinde yer alması sebebiyle tüm oturumların sonunda aslında belki izlerini arayabileceğimiz birkaç anahtar kelimeden bahsederek konuşmayı değerli konuşmacılarımıza açılış konuşmalarını yapmak üzere davet edeceğim. Özellikle de bu konuşmaları dinlerken yerel yönetim içinde olan tüm değerli katılımcılarımızın yeni bir bakış açısıyla bir perspektiften ülkemiz yerelinde nasıl bakılabilir ve bu başvurulara, çağrılara nasıl cevap verilebilir, nasıl partnerlikler geliştirilebilir konusunda ufuk açacağını ümit ediyorum ki bunların başında aslında veri analitiğine dayalı hizmet sunumu, ağ yapılanmaları ki akıllı kent konusu maalesef biraz yüzeysel çalışmaları barındırıyor son yıllarda dünyada da ülkemizde de ama bu konuda daha operasyonel çalışmalar olması, kapsayıcı kent, özellikle birazdan çağrının detaylarını sizler de dinleyeceksiniz ki bu hiç kimseyi dışında bırakmamak, yeni ufuk Avrupa çağrısında en önem verdiği konuların başında geliyor. Kapsayıcı olabilmek, nasıl bir yönetişim modeli gerektirir? Tabii bizi ilgilendiren yerel yönetimleri bu boyutu. İklim nötr yerleşmeler sistematiğini kurabilmek, ağ yapılanmaları entegre edebilmek, bunu yönetebilmek ve tabii ki dijital dönüşüm ve değişim modelleri ama sayısal uçurumu sektörel bazda, tarımda, ekonomide, konutta ayrı ayrı ele alabilmek, genel değil ama daha operasyonel modelleyebilmek gibi konuları biraz düşünerek tüm bu konuşmaları dinlersek çok faydalanacağımızı ümit ediyorum. Ve tekrar katıldığınız için, bu öğleden sonraya ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kapsamda da açılış konuşmasını yapmak üzere Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bakan Yardımcımızı, TÜBİTAK Başkanımızı, değerli çalışma arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ve hakikaten küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ulusal bir mücadelemiz var. Yeni dünya düzeninde dünyanın yeni kodlarını çok iyi görmemiz ve ona göre her birimizin kendi görev alanlarını iyi belirlemesi ve güçlü bir koordinasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Özellikle bilgi ekonomisinin çok daha önemli hale geldiği bilgi ve teknoloji çağında pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Özellikle pandemi sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, sağlık altyapımız, sosyal güvenlik altyapımız elimizdeki en büyük gücümüz oldu. Koordinasyon ve dayanışma ruhuyla diğer ülkelerden pozitif ayrıştık ve birçok ülkeye sağlık seti gönderecek şekilde kendi kendine nasıl yetilebileceğini, gıda güvenliğinin nasıl temin edilebileceğini, yerli milli teknolojiyle ne kadar önemli çalışmalar yapabileceğimizi gösterdik. Ama bugün için geldiğimiz noktada pandemiden sonraki yeni dünyaya hazır olmamız gerekiyor. O yüzden biz belediyeler birliği olarak önce kurumsal kapasitemizi, kendi kurumsal kapasitemizi buna göre yeniden yapılandırdık.
oluşturduğumuz arkadaşlarımızla, proje ekipleriyle özellikle dış projeden iç projeye hangi başlıkta, hangi kaynağa ulaşabiliriz, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız gibi güçlü bir ekip çalıştık. İçeriği bu konuda hem kurumsal çalışmayı güçlendirdik hem beşeri sermayeyi güçlendirdik. Aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir olarak da zaten Cumhurbaşkanımızın manifestosundaki, yerel yönetimler manifestosundaki 5-6 tane başlığı kendi çalışmalarımızın odağına aldık. Birincisi akıllı şehirlerdi. Şehir nasıl akıllı olur sorusuna sorunları çözerken teknolojik altyapıyı kullanıyorsanız şehrin akıllanmasını ve akıllı şehir olmasını altyapısı oluşturmuşsunuzdur diye bahsetmiştik. Bugün pandemi sürecinde aslında koyduğumuz vizyonun elimizi ne kadar güçlendirdiğini bir yıl sonunda bizim bu yaptığımız altyapıda özellikle e-belediyecilik, CİKOM diye kurduğumuz koordinasyon iletişim merkezi interaktif ortamda uzaktan bir şekilde bütün vatandaşların belediye hizmetine ulaşacağı, onların sorunlarını hızlı bir şekilde onlara dönüp çözeceğimiz bir altyapı oluşturduk. Ve şu anda en son üzerinde çalıştığımız özellikle pandemide en önemli mesele filyasyon, şüpheli temaslı olanların evde kalması. Bu oluşturduğumuz güçlü bilgi işlem altyapısı Sağlık Bakanlığı'yla da koordineli bir şekilde bir yazılım altyapısına dönüştü. Sağlık İl Müdürlüğümüzle birlikte valimizin başkanlığındaki kaymakamımızla bunun yazılım altyapısını oluşturduk ve bilişim AŞ'yi kurduk. Bunlar bize aslında doğru bir şekilde kendimizi konumladığımızda nasıl hızlı sorun çözebilme kapasitemize ulaştığımızı bize gösteriyor. Ben TÜBİTAK Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızla her konu başlığı altında orada büyük bir beşeri sermaye var, yetişmiş insan gücü var. Onların bize desteğiyle biz bir 10 gün önce Marmara Araştırma Merkezi'ne gittik. 8 tane enstitünün burada çevre başta olmak üzere gıda, birçok su yönetimi, bugün belediyelerin en büyük sorun yaşadığı enerji alanları olmak üzere nasıl büyük bir kapasite oluşturduklarını ve buradaki ARGE'nin mutlaka bir ülkeye dönüştürülmesi, yenilikçi ve güçlü bu yapının, inovasyonun şehirlerimizde sorun çözmede kullanılabilecek en büyük anahtar, en büyük argüman olduğunu gördük. Ve bunu görür görmez hemen geçen hafta genel sekreterlerimizi topladık. Telekonferans ortamında MAN Başkanımızın, Profesör Başkanımızın başkanlığında oradaki yapılan çalışmaları genel sekreterlerimize anlattık. Dün su kanalizasyon izareleri genel müdürlerine anlattık ve çok hızlı bir şekilde teoriyle pratiği birleştirip orada çıkan bu iyi örnekleri yaşama koyup iyi uygulamalarla bilgi ekonomisini ve hem şehir ekonomisi hem ülke ekonomisini nasıl nereye götürebileceğimiz gösteren bir işbirliğine, bir koordinasyona ihtiyacımız olduğunu gördük. Bugün de şu anda Ufuk 2020'ye baktığınız zaman başlıklarında bilimde mükemmelliyetçilik gibi, endüstriyel liderlik gibi ve toplumsal sorunlarda hangi alanda ne yapacağımızı gösteren 3 başlık var. Ve bu 3 başlık içerisinde özellikle Yeşil Mutabakat bizi çok heyecanlandırıyor. Yeşil Mutabakat'ın içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele var. Biz 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir'e geldiğimiz önce bir acil eylem planı yaptık. Sonra ulaşım master planı, imar master planı ve iklim master planı yaptık. Aslında o gün ne kadar önemli bir başlangıç yaptığımızı, bugün pandemiden sonra bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede iklim master planının yol haritasıyla neler yapılması gerektiğini görüyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletmememiz, bunu kirleten faktörleri hemen kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu kirleten faktörlerden bir tanesi özellikle bizim gibi sanayi şehirlerine bakınca sanayi altyapısında bunun temiz enerji çok daha önemli hale geliyor. Yenilenebilir enerji çok daha önemli hale geliyor. Enerji verimliliği çok daha önemli hale geliyor. Odalarımızda, sanayi odamızda, organize sanayimizde bu meselelerde özellikle
temiz enerji üzerinden daha güçlü bir yatırım nasıl altyapı çalışılacak ve güvenli enerji buradan temiz döngüsel ekonomi için sanayi başlığında nasıl birlikte çalışacağımızı görüyoruz. Enerji ve kaynak verimliliği sağlamış binalar, özellikle belediye başkanlarının bu başlıklar adı altında yeni bir şey söylemeleri ve yeni projeler üretip yeni koordinasyonlar sağlayıp ve bunu bütçelemeye dönüştürecek yeni kaynaklar ulaşımı proje ekibimizle güçlü bir şekilde çalışıyoruz. İkinci kirletici en büyük kaynaklardan bir tanesi de ulaşımla ilgili. Özellikle sürdürülebilir ve akıllı hareketlilikte ulaşım. Bu o kadar önemli bir başlık ki karbondioksit salımını azaltacak ve sera gazı salınımını azaltacak çalışmalarda özellikle karbonsuz Avrupa, karbonsuz Türkiye, karbonsuz Gaziantep gibi yeni hedefler ulaşırken burada neler yapılacağımız ulaşımda yeni yöntemler ve çeşitlilikte bisiklet ve bisiklet yolunun ne kadar önemli olduğu, bisiklet yolu altyapısının belediyeler için çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve biz daha ulaşım master planında çıkan çıktıyla 55 kilometre bisiklet yolu yapma kararı almamızın, bisiklet terminalleri açmamızın, özellikle toplu taşımadan inen birinin, gencimizin bisiklete binip bisikletten inen birinin toplu taşımaya geçerken bir saat içerisinde bu geçişleri ücretsiz tuttuğumuz bir çalışmanın aslında bugün ne kadar elimizi kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Ve tarladan çatala tarım dediğimiz gıda güvenliği bu pandemiden sonra en önemli başlık olacak. Biz tarım daire başkanlığını daha da kuvvetlendirdik. Ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde de yeni bir çalışma yapıyoruz. Kendi tükettiğimiz gastronomi memleketi olunca bütün ürünleri organik bir şekilde üreteceğimiz ve bunun tohumuna, ata tohumuna dönüştüreceğimiz yapıyı kendimiz kurmaya başladık. Bu başlıklar bize aslında sürdürülebilir kalkınmada, çevresel kalkınma, insani kalkınma gibi başlıkları aslında doğru yönetmemizi ve ilgili birimler, ilgili daire başkanlıklarımızda bu başlıklar içerisinde yapmaları gerekenleri ve yapmamaları gerekenleri konuştuk. Bizim mesela sabahki başlıklarımızdan bir tanesi Yeşil Antep'ti. Bir taraftan kirletici faktörleri aşağı çekerken bir taraftan da yeşili çoğaltacak, kişi başına düşen yeşil alanı artıracak bir çalışmayı başlattık. Bir yıl içerisinde 1 milyon ağaç dikme Yeşil Antep projesini hayata geçirmek için imar bölümümüzün burada nereleri ağaçlandıracağız konusundaki çalışma ve ilgili birimlerimizin, kent estetiği birimizin de hızlı bir şekilde ağaçlandırmaya gideceği çalışmayı, buna bütçe ayırıp bunu sivil toplumla, halkımızla bir milli seferberliğe dönüştüreceğimiz çalışmaları hayata geçirmek için çalışıyoruz ve özellikle Ufuk Avrupa Programı'nın bu başlıklar için bizim için bir üst başlık olduğunu, bu üst başlığa gitmek için de hem uluslararası hem ulusal hem yerel anlamda güçlü paydaşlara ve güçlü işbirliğine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Üniversiteler bu konuda çalışan TÜBİTAK gibi elimizde çok büyük bir hazine var. Beşeri sermayemiz var ve sivil toplum. Bunların hepsini hızlı bir şekilde koordine ettiğimizde de Ufuk 2020'den şehirlerin kendi içinde proje yarışında öne çıktığı ve her şehrin bu başlıklarda yeni fikir projeleri ürettiği bir dönemi yakalayacağız. Biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak akıllı şehirlerde de bunu yaptık. Sıfır atıkta da önce fikir projesi çıkıyoruz. 330 belediye kendi içinde yarıştı, 30 belediyeyi seçtik. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkanımız ve Danışma Kurulumuz çok güçlü jüri üyelerimizle. Şimdi bir lansmanla Ekim ayında bunu bütün Türkiye'ye tanıtacağız. Bu fikir projesini bir yıl sonra hayata geçiren belediyelerimizi de bütçe olarak destekleyeceğiz. Böyle bir yeni bir çalışma metodolojisiyle her şehrin kendi içinde bu alanlarda güçlü çalışacağı projeleri destekleyerek ülkenin genelinde bunu bir kalkınmaya, bir yeşil ekonomiye, bir bu konudaki mutabakata dönüştürmek için yaptığımız çalışmayı hem anlatmak hem paydaşlarımıza bu konuda
yaptıkları çalışmalardan dolayı destek olmak ve teşekkür etmek için bu toplantıyı düzenledik. Ben bütün katılımcılara, bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve TÜBİTAK Başkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakan Yardımcımıza bize gösterdikleri bu vizyon için, destek için, bu koordinasyon için hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar anlayışıyla pandemiden sonraki dünyaya şimdiden gerekli hazırlığı yapma kararlılığındayız. Bu konudaki işbirliğinden dolayı da herkese teşekkür ediyor. Herkesi sevgi ve saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım konuşmanız için. Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Büyükelçi. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Değerli Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, değerli bakanımız, çok değerli belediye başkanları, TÜBİTAK'ın değerli başkanı Hasan hocam, değerli katılımcılar, ben de hepinizi Ankara'dan, Avrupa Birliği Başkanlığından saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tabii daha çok yeşil mutabakat çağrısını konuşacağız. Biraz belki ufuk Avrupa'yı konuşacağız. Ama ben kabaca biraz belediye başkanlarımızı ve değerli kadar katılımcıyı da bulmuşum. Kısaca Türkiye AB ilişkilerine de izninizle değinmek istiyorum. Ufuk Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'nin yararlanmakta olduğu ve yararlanabileceği bazı Avrupa Birliği programlarına da yine bu vesileyle değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye AB ilişkilerinde bizim temel hedefimiz tam üyelik ve Avrupa Birliği ile ilişkimizin aslında belki iyi bu. Ancak çok iyi bildiğiniz gibi üyelik müzakerelerimiz siyasi nedenlerle blok edilmiş durumda ve şu anda edemiyoruz. 16 fasıl açmış olmamıza rağmen bundan sonraki fasılları açmamızda maalesef Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve yine duruma göre bazı diğer ülkelerin engellerini karşılaşıyoruz. Bu ülkenin Avrupa Birliği'nin perspektifinden uzaklaştırmıyor. Buna rağmen Türkiye ve Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği'nin müktesebatına uyum anlamında gerekli çalışmaları yapıyor ve süreci canlı tutmaya çalışıyor. Tabii bu arada günlük birliğin güncellemesi Türkiye-AB ilişkilerinin önemli bir gündem maddesiydi. 2016 yılında günlük birliği güncellemesi müzakerelerine başlanması kararlaştırılmıştı. Ancak burada da siyasi engellemeyle karşılaştı. Günlük birliği güncellemesi Türkiye'nin Avrupa'yla olan ticaretinde önemli. Bu aslında iki tarafında yararlı olan bir süreç. Zira mevcut gümrük birliği sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsıyor. Halbuki Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında 80 milyar avroluk bir ticaretten bahsediyoruz. İthalat, ihracattan bahsediyoruz. Bunu gümrük birliğini genişleterek daha da arttırmamız mümkün. Ancak maalesef siyasi engeller burada devam ediyor. AB ile ilişkilerimizde bir başka boyut vize serbestisi, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi durumu. Bu konuda 72 kriterden 66 tanesini yerine getirmiş durumdayız. Ama son 6 kriterde biraz yavaşladık. Bir taraftan pandemi döneminde Avrupa Birliği'nde seyahatlerin büyük ölçüde askıya alınmış olması, hatta üye ülkeler seyahatin kısıtlanması nedeniyle buradaki heyecan belli bir süre kayboldu. Umarız en kısa zamanda pandemi sonrası dönemde vizesiz seyahati hedefleyen çalışmalarımızı tamamlarız ve ilerleriz. Avrupa Birliği ile bir başka işbirliği alanımız göç konusu. Biliyorsunuz 18 Mart mutabakatının göç boyutu önemliydi. Burada Türkiye gerçekten üzerine düşenden fazlasını yaptı. Bugün itibariyle 4 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Bunların yükünü çeken belediyelerimizden bir tanesi Antep. Belediye başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Keza Kilis, diğer illerimiz de var ama sınır en yakın iller olduğu için vurgulama gereği hissettim.
Dolayısıyla bu konuda Avrupa Birliği tabii vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmedi. Gerek söz verilen 6 milyarın Türkiye'ye aktarılma sürecindeki yavaşlık, bürokratik engeller, gerek gönüllü insani kabul programının Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konmaması bizi belli bir karar almaya itti. Dolayısıyla şu anda göç konusundaki işbirliğimizde kısmen askıda diyebiliriz. Bu konuda umarız önümüzdeki dönemde bir gelişme olur. Zira 9 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın AB Komisyonu ve Konsey Başkanları ile yaptığı toplantıda 18 Mart mutabakatının hem göç hem Türkiye-AB ilişkilerinin diğer boyutlarını güncelleme konusunda bir çalışma başlatılması kararı alınmıştı. Ancak yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmalarımızdan dolayı bu süreci engellemeye çalışıyor. Tabii bu arada bu ikilinin çabalarıyla Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki bir takım işbirliği ve temas mekanizmaları da askıya alınmış durumda. Türkiye-AB zirvelerini maalesef yapamıyor. Ekonomi, ticaret, ulaştırma gibi alanlarda, terörle mücadele gibi bir alanda Türkiye-Avrupa Birliği yüksek diyalog toplantılarını yapamaz hale geldi. Bu da aslında iki taraf için bir kayıp. Türkiye-AB ilişkilerinde bir diğer konu terörle mücadele ve terörle mücadele ilişkinin yapılması. Bu arada mesai arkadaşlarım odadan ayrıldıkları için maskemi çıkarabilirim. Terörle mücadele konusunda da istediğimiz işbirliğini yapamıyoruz. Avrupa Birliği biraz seçici davranıyor. Burada daha çok Daesh'i düşünüyor. Biz bu işin içinde PKK, PYD, YPG ve aynı zamanda Daesh'in de tüm boyutlarıyla yer almasını istiyoruz. Zira bu alandaki temassızlık ya da şüphe Türkiye-AB ilişkilerinde bir güven krizine neden oluyor. Dolayısıyla umarız önümüzdeki dönemde bu alanda da gelişmeler kaydedebiliriz. Tabii Türkiye'nin AB mevcut soğukluğu içerisinde iletişim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta Türkiye bir Avrupa ülkesi, ekonomisiyle, siyasetiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, çıkarlarıyla mevcut gerginliğe bakıp bizim yerimizde saymamızın bir anlamı yok. Bu arada iletişim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği iletişim stratejimiz çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği de zaten danışma kurulumuzun üyesi faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda tabii Türkiye-AB ilişkilerinde belki en olumlu olan alan mali işbirliği ve programlar. Ki bütün Avrupa programından bahsedeceğiz biraz sonra. Onu bu alt başlık altında sayabiliriz. Türkiye biliyorsunuz bir ada ülke olarak İPA fonlarından yararlanıyor. Yani katılım öncesi mali yardım. Şu anda İPA 2 dönemindeyiz. 2014-2017'yi kapsayan bir dönem. Bu dönemde Avrupa Birliği Türkiye'ye 4.4 milyar avroluk bir kaynak tahsis etmişti. Ancak Türkiye'yle son dönemde yaşanan ilişkilerdeki soğukluk nedeniyle 1.2 milyar avroluk bir kesinti yapıldı. Ve bu dönemi yani 2014-2020 dönemini 3.2 milyar avroyu en etkin şekilde kullanarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. İPA 3 dönemi başlayacak. 2021'den 27'ye kadar. Burada tabii ülkemize bir tahsisat yok. Yani hiçbir ada ülkeye özel bir tahsisat yok. Rekabetçi bir anlayış getiriliyor. Bizim savunma arzumuz 2021-2027 döneminde İPA'dan yine 4,5-5 milyar avroluk bir bütçeyi hedefleyebiliriz. Çünkü Türkiye ada ülkeler arasında en deneyimli ülke ve mali işbirliği konusunda da yine en deneyimli ülke. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde mali işbirliğinin ikinci ayağı Avrupa Birliği birlik programları. Bu birlik programlarından ben çok kısaca bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği Başkanlığı bu birlik programlarına 2021-2027 döneminde katılım konusunda işbirliği toplantıları düzenleyecek ve düzenliyor. Ve hangi programlara katılacağımızı hep birlikte ilgili kurumlarımızla ele alacağız.
Burada tabii şu anda yani 2014-20 döneminde katılmış olduğumuz bazı programlar var. UFOG 2020 bu programlardan en büyük olanlarından bir tanesi. Erasmus programımız var. Ulusal Ajans tarafından yürütülüyor. Bu da oldukça büyük bir program. Gençlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin, engellilerin, çırakların, kalfaların değişim programlarına tabi olduğu gerçekten değerli bir program. Keza işletmelerin ve kobilerin rekabet edebilirliği ile ilgili KOLME programımız var. İstihdam ve sosyal yenilik programı var. Gümrükle vergilendirme ile ilgili program var. Sivil koruma mekanizması var. Ki buna ülkemizden AFAD üye. Avrupa Çevre Ajansı.